Önümüzdeki günlerde acaba hava durumu nasıl olacak diye hemen Hüseyin Öztel'e dönelim ve hava durumunu soralım Hüseyin'e. Soralım bakalım. Hüseyin günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Yağmur geliyor Bey, yine. Merhaba. Şu güzelliğe bak. Yağmur geliyor. Şimdi Kadir Bey'in bu güzel yaşası sözleri için çok teşekkür ederim. Rica ederim Hüseyin. Kendisinin de başta olmak üzere İstanbulluların biraz tadı kaçabilir. Hüseyin'i alalım. İlk cümleyle bitirdim bizi. Aferin, bunu hızlı söyleyeyim. Bir mont havası var, evet doğru. Yani yansıyan haberler hava durumunda gerçekleşiyor gibi durucu. Yarın 15 derecelik bir hava. İstanbul'da uzun süreli bir yağmur. Perşembe sabahı akşam saatlerine kalmıyor belki ama bir 6-7 saatimiz yağmurlu havanın içinde geçecek. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa biraz da Bolu çevresiyle Batı Karadeniz'e uzanıyor. Ankara'nın bu yağmurlardan fazla etkilenmesini beklemiyoruz. Marmara, Batı Karadeniz yağmurları diyebiliriz buna. Ve İç Anadolu'da da soğuma etkisi yaratıyor. Hava sıcaklıkları bugün 22 derecelerde İstanbul'da, yarın 15-16 derecelerde. Cuma günü de öyle. Rüzgar kuvvetli estiği için biz biraz bunu soğuk rüzgardan dolayı hissedeceğiz. Güneş altında sakin bir alan bulabilirsek güneşleneceğiz ama Perşembe ile Cuma kapalılık var. Bulut hakim. Dolayısıyla Marmara'da güneşlenemeyen şehirlerde fazladan bir soğuk hissedilecek. Ama Cumartesi günü öğlen başlayan bir 5 gün var ki gelecek hafta Perşembe'ye kadar sürekli güneşleniyoruz bu sefer. Yani gelecek 10 günün tek yağmurlu günleri bu Perşembe ile Cuma'nın da tamamı değil yani. Bugün Perşembe daha uzun sürer yarın ama Cuma'nın da yarısı ardından tekrar bir tırmanış var. 25 derecelere, 26-27'lere çıkıyor Bursa. Edirne 30 olabilir gelecek hafta ortası. Bir yaz olmasa da hani gecesi çünkü soğuk ama gündüzleri yaza benzeyen bir hava gelecek tekrar Marmara'ya, tahminler bu yönde. Tabii yarının bu ani üşümesi, soğuğu çok kuvvetli bir yer değiştirmeli. Fırtınamsı bir havayla olacağı için rüzgara dikkat, fırtına ve sürekli böyle deniz üzerinde ya da hava uçuşlarınız varsa bir kontrol ediniz efendim. Perşembe günü biraz Marmara'da trafik karışabilir. Genel olarak denizde de, havada da, yerde de böyle bir çok da korkutmayalım ama uzun zamandır da bu kadar soğumamıştı ve uzun süreli yağmamıştı İstanbul'a dedirtecek yarın. Yaz yağmurlarına 2 saat yağıp geçenlere çok alıştık ama yarın biraz kışa benzeyen tipte bir hava olacak. Bugünün o güzel havası, güneşli havası yanıltmasın. Güzel demeyeyim, güzel göreceli bir sözcük de bize su olarak biraz uzun yağmurlar da geliyor, iyi tarafından da bakalım. Hafta sonu mutlu olursunuz efendim. Kadir Bey biraz üzüldünüz bilmiyorum orada, evet, ama ne oldu sesiniz soğudu. Dünyamı kararttın. Bu söylediğin önemli çünkü barajlardaki seviye düştü %50'ye. Geçen hafta 60'tı. Esra dönüyor dolaşıyor baraja getiriyor konuyu. Evet. Yani yağışlı bir sonbahar mı? Yağışlı bir sonbahar mı geçireceğiz? Evet. Yağışlı bir sonbahar geçirmek için şu Ekim ayına bakmak gerekecek. Çünkü bu gelecek hafta bir 5 günden güneşleniyoruz dedim ya. Aslında o 8-10 gün boyunca güneşli gösteriyor havayı. Uzun vadeli tahminleri ama ben o 8-10 günün kalanını değişme ihtimali olduğu için seslendiriyorum. Ekim'e kadar yeni yağmur almayı görmeyebiliriz. Ekim'in ilk haftasını dahi hiç yağmur almadan geçirme ihtimali var. Marmara'nın, Ege'nin, Karadeniz hariç belki Güney'de, Akdeniz'in de. Dolayısıyla bir uzun kuraklık var önümüzde aslında ama aralarda böyle yağmur yakalayabilecek Marmara. Bölgesel olarak yağış alacağız diyebiliriz yani. Akdeniz nasıl Hüseyin? Olur ha, kaçamak Ege yapar belki Esra hafta sonu. Akdeniz'de su havadan sıcak şu an. Öyle mi? Antalya gün içinde 28 derece, Antalya'nın suyu 31 derece yani. Isınmak için suya girin eğer üşüyorsanız. Bu tabii gelecek günlerde sürüyor ama hava sıcaklığı azaldığında bir de epey yaz tadı verecek Akdeniz'de. Geceleri çok soğumadı alakadır. Çünkü yakın bir ılık suya komşu ya, o yüzden o onu ılık tutabiliyor, ılıman. İçeriye doğru girdikçe net soğuğu hissediyorsunuz da kıyılar hala çok tatlı diyebilirim bence. Güzel. Güzel haber. İyi yani. Gidemiyoruz ama en azından bunu duymak bile sevindirici. Teşekkürler Hüseyin. Yani teşekkürler. Gidebilme ihtimalin olsa, insan ihtimali ortadan kalkınca beyni bir hapse girermiş. İhtimal orada var olsun, gidemesek de iyi yani bence. Evet yani gidemesek de öyle hayali güzel. Teşekkür ediyoruz Hüseyin. İyi haftalar, görüşürüz. İyi haftalar Hüseyin. Kolaylıklar. Görüşürüz. Evet.